Merhaba çocuklar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Bugün sizinle farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Burada arkadaşlarım, üç arkadaşımızdan hikaye aldım. Peki bu hikayeleri nasıl yazdılar? Şimdi ortamda bulunan, evde, sınıfta, artık yanınızda kim varsa herkes bir kelime söyleyecek. O kelimeden bir hikaye uyduracağız, tamam mı? Bir hikaye yapacağız, oluşturacağız. Biz de sınıfımızda onu yapmıştık arkadaşlarımızla. Bunu paylaşmadan edemeyeceğim. Çünkü çok güzel yazılar, çok güzel hikayeler yazmışlar. Şimdi burada beraber okuyalım sizinle birlikte. Şimdi buradaki hikayemde ne varmış bakalım. Pır diye bir kelebek uçtu. O sırada yemyeşil çekirgeyi gördü. Bir arkadaş bulduğuna sevindi. Merhaba kelebek kardeş. Merhaba çekirdek kardeş. Kanatların ne kadar da güzel. Senin de renklerin güzel. Teşekkür ederim. Böylece tanıştılar. Kısa sürede birbirlerine alıştılar. Artık arkadaştılar. Tekrar konuşmaya başladılar. Çekirge kelebeğe dedi ki, ne güzel kanatların var. Sessiz ve sakin uçarsın. Kelebek çekirgeyi evine çağırmış. Bir yaprak ikram etmiş çekirgeye. Çekirge demiş ki, nefis. Bu yaprağı nereden aldın? Kelebek de demiş ki, yandaki bahçeden aldım. Neyse, ben evime gideyim demiş çekirge. Tamam demiş kelebek. Son. Bakın ne kadar güzel yazmış değil mi bir arkadaşımız? Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bakın bir tane de burada kısa var. Bakalım o neler çıkarmış. Minnoş sorumluluğunu bilmeyen bir kediydi. Bir gün Ali'nin babası Minnoş'u eğitti. Bir gün mutfakta tıkırdılar geldi. Ve Minnoş fareyi yakalamıştı. Artık Minnoş sorumluluğu bilen bir kediydi. Bakın ne kadar da güzel değil mi? Son hikayemizi de okuyalım sizinle. Bakın burada başlık da var. Kedi ve yavru köpek diye. Kedileri çok seven bir yavru köpek varmış. Kedileri hep korur kollarmış. Bir gün kedileri biri sahiplenmiş. Ama yavru köpeği almamışlar. Köpek her gün kedilerin yaşadığı yeri ararmış. Köpek çöp kutusunu ararken orada uyuyakalmış. Yavru köpek fark etmeden onu çöpçüler alıp gitmiş. Çöpçüler de farkında değillermiş. Çöpçüler fark edince onu pek sapa görür götürmüşler. Pet shop'a götürmüşler. Çok özür dilerim. Yazıyı okuyamadım. Orada birkaç gün yaşamış. Sonra bir adam onu almış. Eve geldiklerinde yavru köpek kedileri görmüş ve mutlu bir şekilde yaşamışlar. Evet, gördünüz mü? 3 tane birbirinden farklı hikaye ve üçü de aslında aynı kelimeleri kullandı. Bizler şimdi sınıfta böyle herkes bir kelime istedi. O kelimelerin içinden seçip hikaye oluşturacaktık. Ve üçü de bakın farklı hikayeler çıkardı aynı kelimelerden. Şimdi sizler de yazmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Bu yazma bilen arkadaşlarımızdı. Yazmak zorunda değilsiniz. Böyle aklınızdan masal anlatır gibi hikayeler anlatabilirsiniz elinizdeki kelimelerle. Peki şimdi videonun sonunda ben böyle eski bir yazı aleti buldum. Adı ne biliyor musunuz? Daktilo. Bu videonun sonunda sizinle onu paylaşacağım. Küçük bir arkadaşım o daktilo ile yazarken bir küçük video çektim. Sizinle paylaşacağım. Eskiden yazıları bilgisayarlarına daktilo ile yazarlardı. Evet çocuklar, bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.